Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel ve kolay modelli bir bebek kazağı yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kazağın örgüsü çok kolay arkadaşlar. Ön ve arka bölümü ayrı ayrı örüyoruz. Yanlardan ve omuzlardan birleştiriyoruz. Tek parça yapıyoruz. Ben bugün mavi ve koyu mavi çalıştım. Bakın bu renkleri çalıştım. Siz bunu Farklı renkleriyle kız bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Ben bugün erkek bebek için yapıyorum. Bu kazağın örgüsünde iplik olarak bu mavi iplikten bir yumak iplik kullandım. İpliği çok soran oluyor arkadaşlar. Siz bunu istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Ben bugün örgümde Alize Şeker'in bebe ipliğini kullandım. 100 gram iplik üzerinde 320 metre yazıyor. Renk numarasını soranlar için de 40. Koyu mavi kullandım. Siz aynı kendi rengiyle de devam edebilirsiniz. Bu yaka, kol ve uç bölümde yaptığımız bu örgüleri kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Farklı renklerde kullanabilirsiniz. Tığ olarak elimin sıklığına ve kullandığım ipliğe uygun olarak 3 mm tığ kullandım. 5 numara 3 mm tığ. Bakın arkadaşlar. Yumuşak olsun istedim. Biraz kabarık görüntülü bir örgü çünkü bakın boşluklardan alarak yaptığımız için kabarık görüntülü bir örgü. Onun için bu tığı kullandım arkadaşlar. Siz elinizin sıklığına göre daha küçük numaralı tığı kullanabilirsiniz veya daha büyük numaralı tığı kullanabilirsiniz. Eğer daha küçük numaralı tığı kullanırsanız benim yaptığım ölçüden bir küçük ölçü olacaktır. Veya daha büyük üç buçuk milimetrelik tığı kullanırsanız yaptığınız ölçü benim yaptığım ölçüden bir beden daha büyük olacaktır örgüye başlamadan önce de söylüyorum fikriniz olsun kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum 27 santimetre yüksekliğini ölçüyorum kol altının buradan yüksekliğini ölçüyorum 20 santimetre omuzdan tam bitmiş olarak yüksekliğini ölçüyorum 32 santimetre bu da bir yaş bebek için güzel bir ölçü arkadaşlar siz daha küçükler için başlayacaksanız bu başlama zincir sayısını daha az yapabilirsiniz veya daha büyük çocuklar için de yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre bu başlama zincir sayısını daha fazla yapabilirsiniz. Hazırsanız hep birlikte bu güzel kazağımızın örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızda yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarını yaparak destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Örgüye zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği bakın yavaş gösteriyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. 60 zincir yaptım. Bu 60 zincir benim yapacağım ölçü için yeterli. 60 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. Bakın şu şekilde başlangıç sıfırda ölçtüğüm zaman 26 santimetre zincir uzunluğu var. Bu zincir sayısı sizin elinizin sıklığına göre daha az veya daha çok olabilir arkadaşlar. Yeni doğan bebek için yapıyorsanız bunu 23-24 santimetre ye başlamanız yeterli. Bir yaşından büyük çocuklar için yapıyorsanız da 28-29 santim yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Yapacağınız yaşa göre bebeğinizin üzerine ölçerek veya çocuğunuzun üzerine ölçerek de başlayabilirsiniz. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan olacak her zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde zincirler üzerine trabzanlar yaparak devam edelim. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu şekilde bakın bir sıra trabzan sırası elde ettim arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde toplam 57 trabzan var. 60 zincir yaptık. 3 ilmek atladık. Bu 3 ilmek atladığımızla birlikte toplam 57 trabzan var. İkinci sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. ikinci trabzanı bakın şu şekilde üzerine değil boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Uzatarak yapıyorum arkadaşlar. Bu boşluktan alarak yaptığımızı biraz uzatırsak daha güzel olur. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Waffle modelleri yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. Üçüncü trabzanları bu şekilde bakın boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bu 3 ilmek atlayarak yaptığımız trabzan kaldı. Bunu bu son ilmeğin üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu trabzandan önceki bulunan trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Sıra başında bulunan bakın bir trabzan yaptım. İkinci trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Sıra sonunda da aynı bakın. Sondan bir önce boşluktan alarak trabzan yaptım. Son trabzanın üzerine trabzan yaptım. İkinci sırayı tamamladık. Kaç tane boşluktan alarak yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bakın boşluktan alarak yaptıklarım kabarık görünüyor arkadaşlar. Düz yaptığım trabzanlar biraz daha çukurda görünüyor bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Bu düz yaptığımız trabzanları bu sırada boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bakın böyle de görünüyor. Bu kabarık görünenleri boşluktan alacağız. Düz görünenlerin üzerine trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu Diğer tarafta düz yaptığım boşluktan alarak yaptığım trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu iki düz trabzan yapmıştım. Bu sırada bakın kabarık görünüyor. Bunları boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Bakın bu bir trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu iki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu bir trabzanı bakın düz trabzan yapıyorum. Bu bakın kabarık görünüyor zaten arkadaşlar dediğim gibi. Bunu boşluktan alarak trabzan yapıyorum. trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 2 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Görüntü böyle bakın. Bir düz trabzan yapıyoruz. 2 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Düz tarafının görüntüsü de böyle oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. 3. sırada örgünün ters tarafından 2 trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. 1 trabzanın üzerine trabzan yaptım. Ters tarafının görüntüsü böyle. Düz tarafın görüntüsü böyle bakın arkadaşlar. Dördüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yapacağız. İki trabzanın üzerine düz trabzan yapacağız. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu sırada bu trabzanı boşlukta görüyorum. Kabarık görüyorum. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu iki trabzanı düz görüyorum. Düz trabzan yapıyorum. Bakın bu trabzanı boşlukta bakın kabarık görüyorum. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bu iki trabzan düz görünüyor, düz trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İki trabzanı düz trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada iki düz trabzan yaptım, bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım, iki düz trabzan yaptım, bir boşluktan alarak trabzan yaptım. Görüntüsü böyle bakın. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın, örgünün ters tarafındayım. Bu sırada da hangi trabzanı düz trabzan, hangi trabzanı boşluktan alarak yapacağımız bakın çok belli. Bu düz görünenlerin üzerine düz trabzan yapacağız. Kabarık görünen bakın bu iki trabzanları boşluktan alarak trabzan yapacağız. İlk trabzan üzerine trabzan yapıyorum. İkinci trabzan düz görünüyor. Trabzan yapıyorum. Bakın bu iki trabzan kabarık görünüyor. Boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. 1 trabzanı düz trabzan yapıyorum. 2 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 trabzanı düz trabzan yapıyorum. 2 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz tarafının görüntüsü böyle. Bakın düz tarafta kareler oluşuyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgünün düz tarafının görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Kare kare modeller görünüyor. Ters tarafının görüntüsü de bakın böyle. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu bakın bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Göründüğü gibi trabzanlar yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Model anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Model bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Bir sırada bu sırada yaptığımız gibi bu bir trabzanı boşluktan alıp trabzan yapalım. İki trabzanın üzerine düz trabzan yapalım. Örgünün ters tarafından da yine nasıl görüyorsan bakın. Bu iki trabzanı boşluktan alıp trabzan yapalım. Bir trabzan üzerine trabzan yapalım. Bu şekilde gövdenin örgüsüne Kol kesimi yapacağımız yere kadar devam edelim. Gövde örgüsünü kol kesimi yapacağım yere kadar tamamladım. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum. Bakın bu kareler oluştu. Bunları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kare oluştu. 12. kare yarım kaldı bakın arkadaşlar. Santimetre olarak da ölçüyorum. Sizin elinizin sıklığına göre bu sıra sayısı daha çok olabilir. Bakın 18 santimetre yükseklik var. Siz bunu bir sıra daha yapabilirsiniz veya bir sıra önceden de bırakabilirsiniz. Bu sıradan itibaren kolların yerini belirleyeceğiz. Her iki taraftan kol kesimi yapacağız. İlk önce ön bölümü yapıyoruz. İlmek kaydırması yaparak bakın. Kol kesimini yapıyorum. 1 2 bakın 1 2 kesim yaptım. 3. olanı trabzan kesmesi yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın trabzan yapıyor gibi aldım. Çıkardım. Bekletiyorum. Tekrar trabzan yapıyor gibi aldım. İlmek aldım. Çıkardım. Bekletiyorum. 3 ilmek var. 3'ün içinden bir defa da çekiyorum nasıl görüyorsam o şekilde yapıyorum bakın bu ikisini düz görüyorum düz yapıyorum bu trabzanı bakın kabarık görüyorum boşluktan alıp trabzan yapıyorum iki trabzanı düz yapıyorum bu şekilde modellerimizi yapıyoruz sıra sonunda 5 ilmek kalasıya kadar devam edelim Sıra sonunda 5 ilmek kalasıya kadar modelleri yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kaldı. Bir trabzan kesmesi yapıyorum burada arkadaşlar. Bakın 1 çıkardım bekletiyorum. İkinci ilmekten trabzan aldım bekletiyorum. 3 ilmek içinden bir defa da çekiyorum. Burada 3 ilmek kaydırması yaptım. Bir de trabzan kesmesi yaptım. Toplam 4 kesme yaptık burada da aynı oldu Bakın 1 2 3 ilmek kaldı bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum nasıl görüyorsam o şekilde yapıyorum Bakın bunu üzerine trabzan yapıyorum 2 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum bir trabzanın üzerine trabzan yapıyorum kol kesimlerini tamamladım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar iki boşluktan alarak trabzan yaptım. Bir trabzanın üzerine trabzan yaptım. Bakın son trabzanı da bu kesme yaptığımız bir ilmek vardı. Üzerine bir trabzan yaptım. Sıra başında da bir trabzan yaptım. Sıra sonunda da bir trabzan oldu. Görüntüsüne bakalım. Kol kesimlerini yaptık. Bu sıradan itibaren yaka kesimine başlıyoruz V yakalı bir kazak yapıyoruz ilk önce orta noktayı buluyorum bakın ilmekleri de sayabilirsiniz bu modelleri de sayabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 boşluktan alarak yaptığım trabzan var 7 burada 7 burada kalacak 8 incisi ortası bakın sayıyorum 2 4 6 7 8 Buna bir işaret takıyorum. Bakın bu ilmeğe işaret taktım. Tam orta noktası burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de burada var bakın. Burası yakanın orta noktası. Yakanın buradan kesme yapacağız. Kol kesimlerini bitirdik. Artık kol tarafından kesme yapmıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın iki trabzan düz görünüyor. Üzerine trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde modele devam ediyoruz. Bunu boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki trabzanı düz trabzan yapıyorum. Bu bakın yaka ortasında işaret yaptığım yerden iki ilmek öncesine kadar modelleri yaparak devam edelim yaka ortasında işaret yaptığım yerden 2 ilmek öncesine kadar modelleri yaptım en son bakın boşluktan alarak trabzan yaptım burada 2 ilmek kaldı bu 2 ilmeği trabzan kesmesi yapıyorum tığın üzerine iplik alıyorum trabzan yapıyor gibi bakın aldım bir defa çektim bekletiyorum tekrar tığın üzerine iplik alıyorum bu ilmekten ilmek aldım ilmek alıyorum 2 ilmekten çıkardım Bakın tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ün içinden bir defa da çekiyorum. Burada kesme yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bakın bu ilk ilmek içine bir trabzan yapmıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeği üzerine trabzan yapıyorum. Bir kesme bakın bu trabzan kesmesi yaptık. Dönüşte de bu ilmeği atlayarak bir kesme yaptık. 2 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 1 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzanlar yapıyorum. Bakın düz gördüklerimin üzerine düz trabzanlar yapıyorum. Boşluktan gördüğüm trabzanları boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar tamamladım. 1, 2 bakın. Bu 2 ilmeği trabzan kesmesi yaparak kesme yapacağız. Tığın üzerine iplik alıyorum. İlmekten çıkardım bir defa çektim bekletiyorum bakın tekrar tığın üzerine iplik alıyorum ilmek alıyorum bir defa çıkardım bekletiyorum üçün içinden bir defa da çekiyorum bakın sıra sonlarında trabzan kesmesi yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum burada tekrar kesme yapıyoruz bu ilmeği atlıyorum bakın buna trabzan yapmadığım için bir kesme oluyor tığın üzerine iplik alıyorum bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmeği boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir kesme yaptım burada arkadaşlar yine. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz trabzanları düz trabzan yapıyorum. Yakada hem gelirken kesme yapıyoruz hem dönüşte kesme yapıyoruz. Her sırada kesme yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Sıra sonuna kadar gidelim bir zincir yapıp geriye dönelim burada kesmeyi tekrar birlikte yaparız bir defa bakın sıra sonuna kadar yaptım bir zincir yapıp geriye döndüm yaka kesimi yapacağım yere kadar tamamladım burada yine 2 ilmek kaldı bakın 1 ve 2 trabzan kesmesi yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum tığın üzerine iplik alıyorum bu ilmeği atlıyorum burada bakın iki ilmeği nasıl görüyorsam o şekilde yapıyorum boşluktan denk geldi boşluktan alarak trabzan yapıyorum burada bir ilmek atlayarak bir kesme yaptık Bakın arkadaşlar. V yaka kazan yaka kesimi bu şekilde devam edecek. Düz geldiğimiz sırada trabzan kesmesi yapacağız. Sondan iki ilmeği bir zincir yapıp örgüyü çevireceğiz. Bir ilmek atlayarak onu kesme yapıyoruz. İkinci ilmekten nasıl görüyorsan o şekilde başlayarak trabzan yapıyoruz. Bu ön bölümün örgüsünü kol bölümünden kesme yapmadan sadece yaka bölümünde her sırada birer ilmek kesmesi yaparak 11-12 ilmek kalasıya kadar devam edelim. 11 ilmek kalasıya kadar yakadan kesmeleri yaptım arkadaşlar. Her sırada kesme yaptım bakın. Artık kesme yapmıyorum. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın son ilmeği tekrar gösteriyorum kesme yapmadan en son ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Kesme yapmamak için atlama yapmıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 11 ilmeği nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Düz gördüğümün üzerine düz, boşluktan gördüğümün üzerine boşluktan trabzan yapıyorum. Son ilmeğin üzerine de trabzan yaptım. Bakın. Ön bölümün bir yaka çalışmasını yaptık. Şimdi diğer yaka çalışmasını yapacağız. Bu kol yüksekliği benim yapacağım ölçü için yeterli. İpliği burada kesiyorum. Ilmeğin içinden ipliği geçirdim. Yakanın diğer tarafını başlayalım şimdi. Burada işaret yaptığım yerden önce iki ilmekle trabzan kesmesi yaptım. Bu tarafta da aynısını yapacağız. Bu işaretten sonra olan bu iki ilmekte trabzan kesmesi yapacağız. Buradan bakın işaretin yanında bulunan ilmekten ipliği bir defa bağlıyorum. Aynı ilmekten bir ilmek yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bakın yanında bulunan ilmeği tığ taktım. Trabzan yapıyor gibi aldım. Bir defa da çekiyorum. Bu tek ilmek oldu bakın arkadaşlar. Tığın üzerine iplik alıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde modelleri yapıyorum. Düz gördüklerimi düz taraftan, boşlukta gördüğümü boşluktan alıyorum. Bakın Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda kesme yapmıyoruz. Bakın kol tarafında kesme yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir yapıp geriye dönelim. Bu yaka tarafında tekrar kesmeleri birlikte yapalım. Sıra sonuna kadar devam ettim. Sıra sonunda bir zincir yaparak geriye döndüm. Yaka kesimi yapacağım yere geldim. Bakın arkadaşlar. Sıra sonundayım. Burada iki ilmek var. Bakın bu var. Bir de bu var. Bunun ikisini trabzan kesmesi yapıyorum. En son iki trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Bunları trabzan kesmesi yapıyorum. Bakın çıkardım, bekletiyorum. Son ilmekten ilmek aldım, çıkardım, bekletiyorum. Üçün içinden bir defa da çekiyorum. Trabzan kesmesi yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgüyü çevirdiğimiz yerde bir ilmek atlayarak kesme yapıyorduk. Tığın üzerine iplik alıyorum. Bu ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın düz gördüğümü düz, boşluktan alarak yaptığımı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Burada tekrar kesmeyi birlikte yapalım. Örgünün düz tarafından bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıp geriye döndüm. Yakada kesme yapacağım yere geldim. Burada da yine bakın bir iki ilmek kaldı arkadaşlar. Tığın üzerine iplik alıyorum. Trabzan kesmesi yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum, ilk ilmeği atlıyorum, ikinci ilmeği bakın boşlukta görüyorum, boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Diğerlerini nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, yaka kesmesi böyle devam edecek. Bu yaka kesmesini yaptığımız gibi her sırada bakın düz geldiğimiz yerde sıra sonunda trabzan kesmesi yapacağız bir zincir yapıp geriye döneceğiz bir ilmeği atlayarak burada kesme yapıyoruz modelleri nasıl görüyorsan o şekilde trabzan yapıyoruz bu yakada bakın kolu örgüsünü kaç sıra yaptıysanız ve kaç ilmek bıraktıysanız ben 11 ilmek bırakasıya kadar kesme yaptım yakada bu tarafın örgüsünde bununla eşit sayıda olacak biçimde tamamlayalım Gelelim yakanın diğer bölüm örgüsünde bakın ben bununla aynı sıra sayısınca tamamladım görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar bakın bir da tamamlamış olduk ön bölümün örgüsünü burada bitiriyorum İpliği kesiyorum ön bölümün örgüsü böylece tamamlanmış oldu. Şimdi arka bölümü yapalım. Arka bölümü de ön bölüm ile aynı sayıda başlıyoruz arkadaşlar. Bu kol bölümüne kadar aynı sayısınca yapıyoruz. Sadece kol kesimi yapıyoruz. Düz devam edeceğiz. Ben ön bölümün örgüsünü bakın bunu 60 zincir ile başladım. 57 trabzan yaptım. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. İlk ilmeği yapıyorum 60 zincir yapıyorum 60 zinciri yaptım bu 60 zincir üzerine trabzanlar yapacağız bakın bunda da 3 ilmek atlayarak trabzan yaptım bunu da aynı yapıyorum 1 2 3 ilmek atlıyorum 4. ilmek içine trabzan yapıyorum ben bu örgüyü 60 zincir ile 57 trabzan ile başladım. Siz bu kazağı kaç trabzan ile başladıysanız arka bölümün örgüsünde aynı başlayacaksınız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Zincirler üzerine trabzanları yaparak tamamladım. Bu bir sırada toplam 57 trabzan var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum ikinci trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bu modelin aynısı oluyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda tam tersi olarak bakın bu boşluktan alacak olduklarımız iki trabzan olacak ters tarafta. Bir düz iki boşluktan trabzan alarak yapalım. Bu kol kesimi yapacağımız yere kadar arka bölümün örgüsünü tamamlayalım. Arka bölümün örgüsünü başladığımız bu trabzan sırasından sonra kol kesimi yapacağım yere kadar tamamladım. Bakın Ön bölümün kol kesimi yaptığım bu sıraya kadar tamamladım. Aynı sırada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kare 12. karede bitirdim. Bu da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. kare bakın. Şöyle. Aynı oldu. Buradan itibaren bir sırada bu kol kesimlerini yapalım örgüye düz devam edeceğiz zaten ön bölümde kesmeleri 3 ilmek atlaması kesti yaptım bir tane de trabzan kesmesi yaptım arka bölümde de aynısını yapacağız bir zincir yapıyorum 1 ilmek atlıyorum bakın ikinci ilmeğe ilmek kaydırması yapıyorum 3. ilmeğe ilmek kaydırması yapıyorum bu ve bunu trabzan kesmesi yapıyorum. Bakın trabzan kesmesi yaptım. Diğerlerini nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Düz gördüklerimi düz trabzan yapıyorum. Boşlukta gördüklerimi boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonunda bu 5 ilmek kalasıya kadar örgüye devam edelim. Sıra sonunda 5 ilmek kalasıya kadar bakın trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği trabzan kesmesi yapıyorum. 1, 2, 3 ilmeği bırakıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum başka kesme yapmıyoruz ön bölümde de başka kesme yapmadık bir sırada kesme yaptık hepsini arkadaşlar burada da aynı bakın İlk ilmeğin üzerine trabzan yapıyorum bu trabzanları bakın boşluktan alarak trabzan yapıyorum düz trabzanın üzerine düz trabzan yapıyorum boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Modeli gördüğüm gibi yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yaptım bakın. Sıra sonunda bir alt sırada bu trabzan kesmesi yaptığım ilmeğe geldim. Bunun üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın başka kesme yapmıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın düz gördüklerimin üzerine düz trabzan yapıyorum. Boşluktan alarak yaptığım trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. kol tarafının görüntüsü de böyle. Artık arka bölümün örgüsü bu son sırada yaptığımız sayı ile devam edecek. Ön bölümün bu kol bölümünü kaç sıra yaptıysanız arka bölümün kol sırası da aynı olacak arkadaşlar. Bu sayı ile ön bölümün bu yüksekliğini elde edisiye kadar örgüye devam edelim. Arka bölümün kol örgüsünü ben ön bölümle aynı sırada yaptım arkadaşlar bakın bu sıra sayısının aynısını yaptım bir sırada kaç trabzan kaldığını size söylemeyi unuttum bu kol bölümlerinde kesme yapmıştık burada kaç trabzan ile devam ettiğimi söylemeyi unuttum onu sayıyorum bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 trabzan var. 4 buradan kesme yaptık. 4 buradan kesme yaptık. Toplam 49 trabzan ile kol bölümünün örgüsüne devam ettim. Ön bölümlerin örgüsünde de bu omuzlarda 11 burada trabzan kaldı. 11 trabzan burada kaldı. Şimdi bu arka bölüm ile Ön bölümü omuzlardan birleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın üzerine de ön bölümü düzgün gelecek şekilde bakın modeller dışarıya bakıyor her iki taraftan da. Şöyle yerleştiriyorum. Arka bölümde ipliğin nerede olduğuna bakıyorum. Bakın bunu şu şekilde döndürüyorum, çevirdim. Ön bölümün bakın bu kol tarafında ilk ilmeğe tığ takıyorum. Arka bölümde bulunan bu ilmeği o ilmek içinden çekiyorum. İlmek kaydırması yaparak omuzlardan birleştirme yapacağız. Bir zincir yaptım bakın sağlamlaştırdım. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan ikinci ilmeğe tığ taktım. İlmek aldım. Çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. 3. ilmeğe tığ taktım. Karşıdan da 3. ilmeğe tığ taktım. Ilmek aldım. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Ilmek kaydırması yaparak birleştiriyoruz. Atlama yapmayalım ilmeklerde. Her ilmekten bir ilmek kaydırması yapıyorum. üst tarafının görüntüsü böyle. İpliği burada kesiyorum. Bakın, düz tarafın omuzdan görüntüsü böyle arkadaşlar. Bu tarafı birleştirdik. Diğer tarafını da birleştirelim. Ben ön bölümü bakın kestiğim zaman biraz uzun bırakmıştım. O iplik ile de birleştirebiliriz. Eğer siz uzun bırakmadıysanız bakın kestiğimiz ipliği şu şekilde alıyorum. Kol tarafından bakın ilk ilmeğe tığı taktım. Ön bölümünde kol taraftan ilk ilmeğe tığı takıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. bir zincir yaptım sağlamlaştırdım ikinci ilmeğe tığ takıyorum karşıdan da ikinci ilmeğe tığ takıyorum ilmek kaydırması yapıyorum Her ilmekten bir ilmek kaydırması yaparak devam ediyorum. bakın bitirdim ipliği kesiyorum bakın, bu omuzun görüntüsü de böyle oldu arkadaşlar bakın omuzlardan birleştirme yaptık şimdi yan taraflarını birleştirelim bakın bu ilk başladığımız trabzan sırası vardı bunun bu ilmeğe tığ takıyorum Karşıdan da ilk ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp buradan bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım sağlamlaştırdım. Yan tarafın birleştirmesini sık iğne şeklinde yapıyorum ben arkadaşlar. Daha düzgün görünüyor böyle. Bakın bu gördüğüm ilk ilmeğe tığ taktım. ilmek aldım sık iğne yapıyorum ipliğin ucunda arada tutuyorum ilmeğe tığ taktım karşıdan da ilmeğe tığ taktım sık iğne yapıyorum sık iğne şeklinde birleştiriyorum dikkat etmeniz gereken arkadaşlar bakın bu trabzan sıralarının karşılıklı birbirine denk gelmesi gerekiyor Bakın bu şekilde sık iğne şeklinde birleştiriyorum. Düz tarafının görüntüsü böyle. Bakın trabzan sıraları birbirini takip ediyor. Bu kol altına kadar devam edelim. Kol altına kadar sık iğneler yaparak bakın iki bölümü birleştirdim. İpliği burada kesiyorum. Düz tarafının görüntüsüne bakalım. Bakın birleştirdiğimiz yerin görüntüsü böyle arkadaşlar. Bakın trabzan sıraları ön ve arka bölümde birbirini takip ediyor. Kaydırma yapmadım. Diğer tarafında birleştirelim. Yine aynı şekilde bu trabzan sırası başladığım yerden başlıyorum. Bu ilk ilmek ile karşı taraftan ilk ilmeği Birleştiriyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Yine sık iğneler yapıyoruz. Ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Kol altına kadar birleştirelim. Diğer tarafın örgüsünü de ben birleştirdim. Böylece her iki tarafı birleştirdik. Omuzları da birleştirdik. Düz tarafını çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, görüntüsü böyle oldu kazağın. Yan tarafların görüntüsü de böyle. Şimdi yaka çalışmasını yapalım. Ben bu renk kullanıyorum yakanın örgüsünde. Siz isterseniz kendi rengiyle devam edebilirsiniz veya tercihinize göre istediğiniz renk ile devam edebilirsiniz. İlk önce trabzan sırası yapacağız. İkinci sıradan itibaren bir ters bir düz örgü yapacağız. Bu omuzdan başlıyorum. Bakın. Şuradan başlıyorum. Bir defa bağlıyorum. Daha sağlam olsun diye. Aynı yerden bir ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum bakın. Bu trabzan sırası yaptığımız yerlere trabzan yapıyorum. Bağladığım ipliğin ucunda içeride tutuyorum arkadaşlar. Gördüğüm her ilmeğe bir trabzan yapıyorum bakın. Bu şekilde trabzanlar yaparak bu yaka kesimi yaptığımız yere kadar devam edelim. Trabzanlar yaparak bakın yaka kesim yaptığım yere kadar tamamladım. Bu şekilde bakın trabzanlar yaptım arkadaşlar. Burada ortada bir ilmek bırakmıştık. Her iki yakanın kesimini yaptığımız yerde. Bu ilmeğe de bir trabzan yapıyorum. Bakın bu trabzandan önce bulunan ilmeğe de trabzan yaptım. Bu ilmeğe trabzan yapıyorum. Aynı şekilde burada yaptığım gibi ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Trabzanların yeri belli zaten arkadaşlar. Bakın. Kendisini gösteriyor. Trabzan sayılarının bakın eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Ben iki model arasında bakın 1, 2, 3, 4 trabzan yaptım. Her model arasında öyle denk geldi. O şekilde yaptım. Diğer tarafta da eşit olması için sayarak yaparsanız daha iyi olacaktır. Bu arka bölüme kadar devam edelim ön bölümün diğer tarafında da bakın trabzanlar yaparak arka bölümü yapacağımız yere geldim. Burada da her ilmek üzerine bir trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde her ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Arka bölümde de trabzanlar yaparak Bakın bu ilk başladığım yere kadar tamamladım arkadaşlar. Bu son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın. Yakanın ilk sırasını yaptık. Görüntü olarak böyle oldu. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapacağız. İlk trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer trabzanı ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum bu şekilde bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz bu yaka ortasına kadar devam edelim bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak buraya kadar tamamladım bakın orta noktada bu en ortada yaptığımız bakın yaka ayrımı yaptığımız yerde ilmeğe bir trabzan yapmıştım. Bu o trabzan. Bundan önce iki trabzan var. Bu iki trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Bakın bir boşluktan aldım. Ortada bunu iki ilmeği birlikte alarak tek trabzan yapıyorum. Ters taraftan tek trabzan yaptık. Bu ortada bulunan trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu iki trabzanı yine ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Diğerlerini bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın bu ikisini ters taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım. Bunu düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın yakanın ortasında bu şekilde güzel bir kesinti yaptık arkadaşlar. Bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak buraya kadar devam edelim. Trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği bakın sıra başında yaptığım ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Yakanın şekline bakalım arkadaşlar. Ben bugün çok büyük yapmıyorum bu kaza. Onun için bu yaka benim için yeterli. Siz daha büyük çocuklar için yapıyorsanız bir sıra daha bu trabzanları nasıl görüyorsan ters tarafta gördüğünüzü ters taraftan düz tarafta gördüğünüzü düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapın. Bu yaka ortasında yine kesme yapacağız. Bir burada bir burada kesme yaparak yakanın örgüsünü tamamlayın. Bu benim için yeterli. İpliği burada kesiyorum. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bu uç bölümü, lastik bölümü yapacağız. Bir ters bir düz örgüleri bu başlangıçta yaptığımız trabzanların burada da uygulayacağız. Her iki taraftan başlayabilirsiniz. Bu yan ortadan başlayabilirsiniz. Veya buradan neresi size düzgün geliyorsa oradan başlayabilirsiniz. Buradan bu renk ipliğimi bir defa bağlıyorum. bir ilmek yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bu trabzanı düz taraftan bakın boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bunu ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters örgüler yapıyoruz. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum bakın bu açık mavi ile yaptığımızı bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar devam edelim trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım son trabzanı düz taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım bu trabzan ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım bu iki zincirde ters tarafta görünen trabzan oldu bakın. Düz trabzan ile başladık. Sıra sonunda da düz taraftan boşluktan alarak trabzan yaptım. İki zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. İlk sırasını yaptık bakın bu şekilde. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yaptık ikinci sıradayız. 2 İki zincir yapıyorum. Bu sırada bu yaptığımız trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. İlk bunu bakın düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan görüyorum. Düz tarafta boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaptım. Son ilmek ile ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın ikinci sırasında tamamladık. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak trabzan yaptık arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum bu sırada yine trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum bakın düz tarafta görüyorum düz taraftan ters tarafta görüyorum ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim tercihinize göre sıra sonunda ilmek kaydırması yapıp birleştirelim bir sıra daha Trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yapalım. Gövdenin örgüsünü bitirelim. Bir düz bir ters örgüleri ben tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Burada bir sıra bir düz bir ters örgüler yaptık. Ondan sonra olan 1, 2, 3 sırayı da nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yaptım. Ben toplam 4 sıra yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra bir düz bir ters örgü görüntüsü var. Bu benim için yeterli arkadaşlar. Bakın. Siz isterseniz bir sıra eksik yaparsınız veya bir sıra fazladan da yapabilirsiniz. Gövde bölümünü bitirdik. Şimdi kollarını yapalım. kol örgüsüne kol altından başlıyoruz birleşim yaptığımız Bakın bu ilmekler vardı buradan ipliği bir defa bağlıyorum aynı yerden bir ilmek yapıyorum 1 2 zincir ilmekler üzerine trabzanlar yapıyorum bir sıra trabzan sırası yapacağız aynı yakada yaptığımız gibi bir sıra trabzan sırası yapacağız gördüğüm bu ilmekler üzerine trabzanlar yapıyorum. Bağladığım ipliğin ucunu ve bakın bu birleştirme yaptığım yerde bulunan ipliği de içeride tutuyorum. Görüntüsünü kaybediyorum. şekilde trabzanlar yapıyoruz. Kol çevresinde trabzanlar yaparak başladığımız yere kadar devam edelim. Kol çevresinde bir sıra trabzan sırası yaparak bakın başladığım yere kadar tamamladım. Bu son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Bir sıra trabzan sırası yaptık. İkinci sıradayız. Bu sırada bu yaptığımız trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapacağız. İki zincir yapıyorum. İlk trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yaptım. En son trabzanda bakın düz taraftan görünen trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım bu iki zincirde ters tarafta görünen trabzan oldu. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bu yaptığımız trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. kolun örgüsüne bakalım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi diğer kolu da yapalım. Diğer kolda bu kol örgüsünün aynısı olacak. Kol altından başlayacağız. Bir sıra trabzan sırası yapacağız. Bakın buradan ipliği bir defa bağlıyorum. ilmek yapıyorum, 2 zincir yapıyorum, trabzan yapıyorum. Bu kol örgüsünde ne yaptıysak bu kol örgüsünde de aynısını yapalım bitirelim. Kazağın diğer kol örgüsünde ben tamamladım. Bakın görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Böylece kazağın örgüsünü tamamlamış olduk. Arka görüntüsüne bakalım. Arka görüntüsü de böyle. Örgünün ters tarafının örgüsü de bu şekilde. Düz tarafının örgüsü böyle bakın. Kare kare motifler oluştu. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 27 cm. Yüksekliğini ölçüyorum omuzdan bitmiş olarak tam yüksekliğini ölçüyorum ilk önce ölçtüğüm zaman 32 santimetre yükseklik var kol altından yüksekliğini ölçüyorum 20 santimetre bakın kolu yaptığımız buradan itibaren ölçüyorum 20 santimetre Bu da 1-2 yaş arası bebekler için güzel ölçü oldu Biz bugün bu kaza 1 yaş ölçüde anlattık Bebeğiniz çok kilo olmazsa 2 yaşa kadar çok rahat kullanabilir arkadaşlar. Mavi renk iplikten bir adet yumaktan da bakın bu kaldı elimde. Bir örgü anlatımının daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız Kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelecek. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olacaktır. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.